Merhaba. Merhaba Engin Hocam. Evet, sizinle şöyle bir çalışma yapalım. Öncelikle anonim sınavı açalım. Class create yapmayalım. Anonim sınavı açalım. Şöyle bir soru sorsam size, bugün farklı bir şey yapalım. Bana sistemde toplamda kaç tane account olduğunu gösterebilir misiniz? Şimdi from'dan önce virgül koymayalım çünkü ikinci bir Oh, field'im. sorry. Evet. Evet. Hı. Evet. Köşeli parantezlerimiz güzel. Bu bize bütün account'ları veriyor herhalde. O yüzden öyle yazınız. Bunu bir değişkene eşitleyelim. Bir değişkenimiz olsun. Onu da sistemde bak içine koyup biz toplamda kaç tane account'umuz var onu görmeye çalışalım. Sayı Okay. istiyorum yani benden. Şu an bunu çalıştırırsanız sayıyı size vermez. O Hı yüzden hı. değişikliğini Tamam. eşitleyelim. Bunu bir liste yapalım. Devam edelim yazmaya. Okey. Yok, Aa, kapatmayalım. burada mı devam ediyoruz hocam? Pardon. Kapatmayalım. Tekrar O gitti. gider. Bir öncelikle bir account listesi yapın. Listeyim hocam. Olur, fark etmez. İstediğiniz isim verebilirsiniz kendiniz. Bir liste yapalım. Yeni bir liste yapmıyoruz. Çünkü var olan account'ı alacağımız için hemen SOQL. Biraz önce yaptığınız SOQL yapmanız lazım. Sağ tarafta yeni liste yapmayacaksınız. Yok, o new list'i kaldırmanız gerekiyor. Çünkü biz var olan account'ı aldığımız için o kısma ihtiyacımız yok. Evet, direkt yazmamız gerekiyor. Select. Biraz önce yazdığınızın aynısını yazmanız gerekiyor. Evet. Şimdi bunun size'ını bana hani kaç tane içine kaç account olduğunu sistem debug'la print etmenizi istiyorum. Önce sistem debug yazalım, değil mi? Oldu mu Engin Hocam? Evet, bunu print yapalım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. 36 tane var. Tekrar aynı ekrana gelelim. Şimdi bu AC list.size'ı bir sistem debug içinden kesip alabilir miyiz? Onu ben ayrıca ikinci satırda farklı bir değişkene eşitlemenizi istiyorum. Kestiniz mi? Kesmediniz herhalde. İçi boş kalsın yani. Kopya. Aa, Yok. okey, kat et. Tamam, Kesmenizi Engin istiyorum. Hocam. Buraya başka bir şey Tamam. yazacağız. Hı Şimdi biz hı. bunu bir değişkene eşitleyip ikinci satırda o değişkeni sistem debug içine koymak istiyorsak bu değişkenin ne olması gerekiyor? Integerli bir şey Olması. olması gerekiyor. Evet. O zaman integer diyelim bunu. İşte number of accounts diyebilirsiniz. Ya yani bir şey diyebilirsiniz ismine. Evet. En sonunda da noktalı virgülümüzü ekleyelim. Şimdi bu integer'ı bir sistem debug içine koysak aynı sonucu alır mıyız? Alırız, değil mi? Büyük ihtimal %100 alırız diye düşünüyorum hocam. Evet. Bakalım o zaman. Evet. Aldım. Şimdi alırız. Bu şekilde de olur. Biraz önce olduğu gibi olur. Şimdi tekrar aynı ekrana gidelim. Sizinle şöyle yapalım. Şimdi select id from account kısmı var ya birinci satırda. Hı. Onu oradan kesip alalım parantezlerle beraber. Kesip alalım. Ekranı tamamen temizleyelim. Sistem debug kalsın. Altıncı satır kalsın. Gerisini temizleyelim. Şimdi number of accounts'u da silelim içeriden.
Üstüne iki kere tıklayınca siliniyor, o da söyleyeyim. Yani iki kere Hı. tıklayınca gösteriyor. O Doğru. önce kat yaptığınızı üçüncü satırda sistemde bak içine koyar mısınız? Şimdi bunu execute yapalım. Bize tüm accountları verecek. İsterseniz bir execute yapalım. Tüm accountları verdiğini göreceksiniz. Direkt sistemli bak içine kullanırsak. Şimdi bütün accountlar burada. 36 tane account var. Tekrar açalım penceremizi. Şimdi burada ben sizden şöyle bir şey istesem. Tüm accountları değil de sadece birinci account'ı nasıl alabiliriz? Üçüncü satırda bir değişiklik yapın. Bana sadece birinci account verin. Limit yaparak değil. Limit yaparak değil. Bana bu listenin birinci account'unu getirin. Order Yok yok, hiç içeride dokunmayın. Bunu dışarıda yapmanızı istiyorum. Bir listenin birinci account'una, ikinci account'una nasıl ulaşabiliriz? Nokta hani get vardı, ondan sonra köşeli parantezde 0, 1, 2, 3 indeksi yazmak vardı değil mi? Şimdi by. hemen köşeli parantezin bittiği yerde, oraya yazmayın. Ben Okay. üçüncü satırda yapmanızı istiyorum. Orada nokta get yazın mesela. Nokta get yazın. Get'in içine indeksi yazdığınız zaman ben birinci account istediğim için yok. O normal parantez olacak. Eğer get metodu kullanırsanız normal parantez oluyor. Normal dediğim böyle kör diyor. Ha. Oh. Şimdi run yapın bakalım bize birinci account verecek mi? Gördüğünüz gibi çalışıyor. Demek ki problem yok. Sistem debug'unu yapalım. Birinci account'u gördünüz mü? Şimdi tekrar geri gidelim. Bu kez get metodunu kullanmayalım. Köşeli parantez metodunu, o metot değil ama köşeli parantezlerle get metodunu kullanmanıza gerek kalmıyor. Geri silelim. Nokta. Şimdi köşeli parantez. Köşeli noktamız olsun. Köşeli parantez. Sıfır yazın içine. İçine sıfır yazın. Size yine bu listenin içindeki ilk account'u getirmiş olacak. Bakalım nerede eksiğimiz var. Açın bakalım hemen. Noktayı kaldıralım. Eksik bir şey. Bir tane parantezimiz eksik, bir dakika. En sondaki parantezimiz ortadan kalktı. Burası yok, evet Orada. anlayacağım. Hı. Evet, noktayı tekrar ekleyelim. Nokta var mıydı? Bir execute yapın. Bir deneyin isterseniz. Evet, noktamız yoktu. Tekrar çalışalım. Gördünüz mü? Yine bize birinci count veriyor. Şimdi tekrar geri gidelim. Şimdi asıl şeyimize gelelim. Ben şimdi ilk başta size ne demiştim? Bir liste yaptınız, account listesi uzun uzun yazdınız. Diyelim ki size çok acil bir şekilde account'ın size'ı lazım. O sıfırı kaldırın, sıfır kısmını kaldırın, köşeli parantezleri kaldırın. Oraya nokta size yazarsanız, nokta size yazarsanız hiç değişkenleri eşitlemeden de account'umuzun size'ını bulabilirsiniz. Çünkü listemiz var. Size da listemizin bir metodu olduğuna göre hemen listemizin sonunda kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde 36 tane account'umuza ulaşabiliyoruz. Evet. Şimdi bağ açın tekrar. Gördüğünüz gibi yani ilk başta AC list üzerinden sayıcı kullandınız. Şimdi ise listenin direkt kendisini kullandınız. İkisi de aynı şey. AC list de buna hitap ettiği için bununla onun arasında hiçbir fark olmadığı için sistem debug içinde direkt bir şekilde select id from account.size'da kullanmanız mümkün. Kullanmanız mümkün. Çok güzel oldu İlgin Hocam. Evet. Kaç farklı şekilde elde ettik yani. Tabii amacımız oydu zaten. Şimdi biz bunu silelim. Silelim. Size şöyle bir çalışma yapmanızı isteyeceğim. Son çalışmamız. Ondan sonra bitireceğiz. Kapatalım bu pencereyi. Bir class açalım ve bu class'ımızı hiçbir zaman silmeyelim. Bizimle birebir yaptığınız çalışmalarda bu class'ı kullanacağız. Class'ımızın ismi Account Utility olsun. Başka çalışmalar, başka arkadaşlarla bir çalışma yaptığım zaman eğer onlarla da aynı Account Utility'nin içinde yapıyorsam o çalışmayı bunun içine koymanızı da sizden isteyeceğim. Sürekli update edeceksiniz bu class'ı. Başka arkadaşlarla yaptığım çalışmalara. Burada public static deyin. Static. Ondan sonra return olarak integer istediğim için çünkü account'ların sayısını bulmayı istiyorum. Integer yazalım. Bize account'ların kaç tane olduğunu bize göndersin. Ondan sonra metodumuzun ismi de şey olsun. Metot ismini unutmayalım. Metodun ismini de yazalım. Integer'dan hemen sonra. Şey yazın. Number of accounts yazın. Account güzel. Şimdi süslü parantezin içine gelelim. Bu metot bize account'ların tamamını göndermesi gerekiyor. Aşağı inin, enter yapın. Enter yapın. Return gerekiyor çünkü integer yazdınız, void değil. Return'ı yazalım. Return yazalım.
Bakın hiçbir şekilde liste oluşturmayacağım yukarıda. Bir integer eşitlemeyeceğim. Yani variable'ları kullanmadan direkt köşeli parantez içerisinde select id from accounts nokta size yazın, size toplam account sayısını verecek. Bu size neyi veriyor şu anda? Bütün account'lar ama bana size lazım. Return'a bakın, yukarıda integer, aşağıda liste var. Bunu vermez. O yüzden size kullanacağız. Evet, bu bize toplam account'ların size'ını return yapacak. Return yapacak. Şimdi bunu kaydedelim. Kaydettik mi? Mengen hocam. Accounts olmaz. Account olması gerekiyor. Ah Accounts sorry. sesi çıkartalım. Şeyi çıkaralım. Evet, Evet. artık bu bir metot ve istediğimiz zaman kullanabileceğimiz bir metot. Kaydedelim. Sonra gidelim en önemli window'da bunu çağıralım. Bakalım kaç tane account'umuz varmış. Kaydettiniz mi? Ctrl S Bitti. yapalım. Bitti Mengen En hocam. önemli window'a gidelim. Şimdi bunu çağıracağız. Bir kere bize return olarak, integer olarak döndüğü için önce bir data type'a eşitleyelim. Integer nokta diyelim. Yani bir integer tanımlayalım. Çünkü o metot bize integer olarak bir değer göndereceği için integer diyelim. Buna da number of accounts diyelim. Ya da n deyin direkt. N olsun. Yani kısa olsun. N eşittir. Şimdi metodu çağırabilirsiniz. Tabii class name'i de kullanmanız gerekiyor değil mi? Hı. Evet, class name'i Söyledim de hocam. alalım. O bize ne yapacak? O metodu çalıştıracak. O metodun return kısmını alacak. Return kısmını alacak. Bize verecek. Ne return yapıyor? Toplam account'ların sayısını. Ctrl Z kullanabilirsiniz. O utility tam olsun. Tam olmadı herhalde. Utility'yi düzeltebilir miyiz? İleride bunu tekrar kullanacağız. T'den sonra bir i de koyalım. Onu kaydedelim. Unutmayalım kaydetmeyi. Şimdi değişiklik yaptınız ya. Kaydedelim. Tamam, geleceğim. Güzel. Evet. Şimdi sistemde bak içinde neyi yani any ne yapabiliriz? Execute yapabiliriz. Sistemde bak hiçbir şekilde kullanmadık. Kapatmayacaktınız. O gitti. Yazdığınız her şey gitti. Onu size söyleyeyim. Şey Çünkü yaptım. Copy paste yaptım. Heh, tamam, yaptınız. geleceğim. Tamam. Sistem debug içinde any print yapabilir miyiz? Yani debug yapabilir miyiz? Onu görmek istiyoruz çünkü. Metodumuz için hiçbir şekilde sistem debug kullanmadığımız için bunun bize return ettiğini sistem debug içinde görmeye çalışacağız. Bu da bize neyi verecek? Any verecek. Çalıştıralım. Bakın çalışıyor hiçbir hata olmadan. Bize 36 veriyor ve sürekli kayıt altında. Artık bunu kaybetmeniz mümkün değil. Çünkü account utility içinde bir class içinde bir metodunuz var. Size toplam accountların sayısını veriyor. Hani çok kod yazmadan artık bunu tek bir satırda düşünün. Beşinci satırda hallettiniz. Select id from account nokta size. Yani şunu demek istiyorum. Değişken bir liste yapabilirdiniz. Listenin size'ını alabilirdiniz. Sonra onu bir integer'a eşitleyebilirdiniz. 3-4 satır daha fazla kod yazabilirdiniz ama o şekilde zaten sürekli yapıyoruz. Farklı bir şey olsun diye bu kez bu şekilde yaptık. Burada bu çalışmayla alakalı sormak istediğiniz herhangi bir soru var mı? Burada Engin hocam return'u kullandığımız için bu bize bir sayı verecek, tamam. Burada bu Return'ın içinde ne integer. varsa onu verecek bize. Return'den sonraki ifadenin değeri ne sizce? Bir şey yapın kendi kafanızda. Integer yani size olduğu Hayır için hayır. Değeri ne? integer. Değeri ne? Değeri. Değeri. 36. 36. 36 nedir? Bir integer değil mi? Size Hı. 36'yı verecek. Return'den önce neler var ona bakmam ben. Return'ın içindeki ifadenin hesaplamasına bakarım ben. Bana 36'yı verecek. Bu bir integer değil mi? Ben onu çağırıp Evet. ne bir değişkene eşitleyeceksem onu integer eşitlemem lazım. Çünkü bizim metodumuz bize integer olarak bir değer veriyor. Tamam. O Yani yüzden string burada olsaydı ben bunu string yapardım. Eğer orada boolean olsaydı ben bunu boolean yapardım. Yani sizin metodun data type'ı ne? Ona bakın. Ne olarak size return yapıyor? Metoda bakın. Integer yazıyor değil mi? evet. Sadece şey integer'dan başka bir şey olamaz. Olamaz. Tamam. Anladınız mı? Tamam. Şimdi anladım hocam. Bu class bana bir tane şey gö ver şey gö bu class bir tane bana integer sayı verecek.
O yüzden de burada bu vereceği şeyi değeri integer'a eşitleyip Aynen. onu Çünkü kullandım. biliyorum. Tamam. Count utility Anladım. number of accounts metodu bana bir değer verecek. Bu değerin Aynen. data integer. Ben onu görebilmem için sistemde bak içine koymam gerekiyor. O yüzden onu bir Aynen. değişkene eşitleyeyim dedim. Değişkenimin ismini metottan aldım. Bakın integer. Dedim ki o zaman benim data type'ım integer olacak. Ona n değerini verdim. Variable name olarak. Ve onu sistemde bak içine kullandım. O yüzden yani siz bazen şuna aldanmayın. Çok uzun bir metot olabilir. Aşırı uzun bir metot olabilir. Bu metot içinde değişik hesaplamalar olabilir. Ama en sonunda return kısmında ne varsa o size gelecek. İçerideki hesaplamalar hiçbir gelmeyecek. Return kısmında Anladım. var. Yani siz toplama, çıkartma, çarpma, bölme yaparsanız en sonunda bulduğunuz sonucu return yapıyorsunuz. O bulduğumuz sonuç bizim için önemli. Anlaştık. Evet. Peki burada Engin hocam ben sistem debug içerisinde class name, method name yapsaydım yine bana integer verir miydi? Veya Deneyin versin. isterseniz. Account utility'de alın. Hiçbir şey eşitlemeden direkt onu koyun. Yukarıdan kopyalayın. En'in yerine onu koyalım. Merak ettim hocam bunu Böyle biraz. soruların cevabını sadece denemekle bulabilirsiniz. O yüzden sürekli deneyin. Deneyince hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Çıkmışım şimdi hocam. Evet. Gördüğünüz gibi veriyor. Şey mi, execute mi yaptınız yoksa highlighted? Execute highlighted yaptım Engin hocam. Tamam, o da Şöyle aldım. çalışır. Bir değişken eşitleyip de çalışır. Biraz önce yaptığımızın şeyini düşünün. Biraz önce ne yapmıştık? Biraz önce de benzer bir çalışma yaptık. Sistemin debug için listenin X'te çalışıyor. direkt size'ını koymuştuk. Bu şekilde de çalışmasında problem yok. Ama siz onu bir data type'a eşitleyip sürekli kullanmak istiyorsanız onun data type'ı integer olması gerekiyor. Çünkü metodumuzun Anlaştık. return ettiği değerlerin data type ile aynı olması gerekiyor. Evet. Sanırım Tamam. bununla alakalı başka sorunuz yok, değil mi? Yok, teşekkürler. Çok sağ ol Bir Engin sonraki hocam. çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize Görüşürüz. Kendinize iyi sağ olun. bakın. Sağ olun hocam. Çok